ilahi hüküm budur. Orada bulunmamak lazım. Günahlardan kaçmış olmanın alameti, o günahı işlememek, o günahı işleyenden uzaklaşmaktır. Alamet budur. Bakınız, Resul-i Zişan Efendimiz öyle buyuruyor. İstima'ul melahi masiyetün. Bir takım sazlarla, cazlarla, çalgı aletleriyle keyif ve zevk sürmek, çalgılı, cazlı, sazlı alemleri yapmak masiyettir, haramdır, günahtır. Masiyet günah demek. Vel cülûsü aleyhâ fiskun. O çalgılı, eğlenceli, danslı, sazlı, cazlı yerde cülûs oturmak demek. Cülûs, celse, oturum manasına. Orada oturmak ve bulunmak Allah'a asi olmaktır. Ve telezzüzü biha küfrün. O çalgıdan, danstan, sazdan, cazdan, eğlenceden zevk alıp o ne güzelmiş demek, o sözü söyleyen Müslümanı derhal kafir yapar diyor. Günahları küçümsemeyiniz. İnsanı küfre götürüyor çünkü. O günahı işleye 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 Allah'ın varlığını, Allah'ın azabını unutuyorsunuz, unutuyorsunuz derken aklınızdan Allah çıkıyor, Allah'ı inkar ediyorsunuz. Tehlike. Günah işlemenin psikolojisi budur. Neticede Allah'ı inkara götürür. Günah işledikçe rahmetten uzak kalırsınız. Günah işledikçe isyana daldıkça dalarsınız. Bu sefer de o günahların ağırlığı altında kalırsınız. Allah beni sevmiyor, istemiyor, tutmuyor diye düşünürsünüz. Bu sefer de öyleyse ben Allah'tan kurtulmalıyım demeye başlarsınız. Allah yoktur dersiniz ondan sonra. Kurtulmak için atarsınız. Hani insan sırtında bir yük taşıdığı zaman o yükün ağırlığı arttıkça artar, bacakları tutmamaya başladığı zaman o ne kadar kıymetli bir yük olsa sırtından kaldırır atar. Batıyor çünkü. Günahlar da insanı batırır, batırır, batırır. En son kalbindeki imanı kökünden söker atar. Kurtulmak ister. Psikolojik sebebi budur bu iş. Evet. Bütün bunları düşünürken tabii, bütün bunları müzakere ederken, içinde yaşadığımız cemiyetin Kur'an'a göre kurulmamış bir cemiyet olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Kur'an'a göre kurulsaydı bu cemiyet, bu günahlar, bu isyanlar sokaklara, caddelere kadar taşabilir miydi? Hele bu cemiyet, İslam'ın cemiyeti olsaydı, geçen hafta,